Merhaba arkadaşlar, Food Coach burada. Yepyeni bir FIFA 22 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere FIFA'daki bazı son dakika gelişmelerinden bahsedeceğim. FIFA'nın yaptığı, EA'in yaptığı bazı olaylardan bahsedeceğim. Örneğin, ayın oyuncusu, Premier Lig ayın oyuncusu Muhammed Salah geldi. Onu inceleyeceğiz kısaca. Bugün gelecek olan Adidas promosu var. Bazı sızılan oyuncular var. Hangi oyuncular sızdı? Nasıl upgrade alıyor? Bazı iyi, bazı kötü haberler var. Aynı zamanda EA'in yaptığı küçük, minik, mini minnacık bir hata daha var. Ondan bahsedeceğiz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden Muhammed Salah'a bakalım. Muhammed Salah kaç segment, neler istiyor? Onlara bakalım. Muhammed Salah kartı 92 olarak gelmiş. 92 olarak gelmesini bekliyorduk. En son 91'lik ikinci informu vardı. 83'lük bir takım Liverpool oyuncusu, 85'lik bir takım Premier Lig oyuncusu, 86'lık bir takım haftanın takım oyuncusu, 85'lik ve haftanın takım oyuncusu, 87'lik bir kadro. 87'de bir haftanın takım oyuncusu ve 88'lik bir kadro istiyor. Yaklaşık 900K civarında bir fiyatlandırması var. Yani Muhammed Salah için bence fiyatlandırma fena değil. Dilerseniz kartını bir kontrol edelim. 881K'ya mal oluyormuş kart. Tabii fodurların bir tık yüksek olduğunu unutmamak lazım. Neden 881 fena değil? Çünkü bunun 91'lik kartı çıktığında 800K civarındaydı. Eğer ki piyasaya 92'lik bir kartı çıkmış olsaydı büyük ihtimalle 800'den daha yüksek, 900-950 civarında bir rakamdan piyasaya sürülecekti. Eğer ki satılabilir olsaydı. Alırsınız almasınız farklı ama piyasa böyle değerlendirecekti büyük ihtimalle. Kartın 91'lik kartıyla arasındaki farklara bakalım hemen. Artı bir hız vermiş, artı bir şut vermiş, artı iki pas, artı iki fizik, artı bir defans ve artı bir driblinge vermiş. Ben 91'lik Salah'la uzun süre oynadığım için size kendi tecrübelerimi söyleyebilirim. Salah iyi bir kart, hızı iyi, kendine özel bir vücut tipi var. Bitirişleri çok iyi, gerçekten bir forvet gibi oynayabiliyor. Kanatta hızı yeterli. Fakat 3 zayıf ayağı var ve 3 zayıf ayağı eninde sonunda problem yaratıyor ve o 3 zayıf ayakla ilgili önemli anlarda hatalar yapıyor kart. 4 skill olup 3 zayıf ayak olması bir problem burada benim açımdan. Ben kartı aşırı beğenmiyorum ama iyi bir kart. Yani bunun üzerine takımımı kurmazdım. Onun için linklemezdim ama yatırım için almıştım. Orada denemiştim. Şu anda da büyük ihtimalle fiyatı düşmüştür. Oradan da para kaybetmişizdir büyük ihtimalle. Şu anki fiyatı 545K. Belki biraz daha düşebilir kartın değerinin. 82'li 881'den geldiğini söyleyelim. 92'nin özür dilerim. 4 skill 3 zayıf ayağı var. Sol ayaklı. 1.75 boyu var. 71 kilosu var. Yüksek orta çalışma oranı ve kendine özel bir vücut tipi var. Bu kartın linkleri mükemmel gözüküyor ama mükemmel değil, onu söyleyeyim öncelikle. Kartın Mısırlı olması Premier Lig'den neredeyse El Neni dışında hiç kimseyle yeşil link vermemesine neden oluyor. Liverpool takımı dışında. Bu sebepten dolayı Premier Lig takımı kurduğunuz zaman etrafını Premier Lig'le doldurmanız veya Liverpool oyuncularını almanız gerekiyor. Informmane ve yeni gelen Rule Breaker Trent Alexander kartıyla bir linklemesi var ve onun dışında pek bir linki yok. Çünkü Mane'nin gold kartı sol kanat. Arada bir boşluk var. Orayı da doldurmak gerekiyor. Firmino'nun belki çok özel bir kartı gelirse olabilir ama inform kesinlikle olmaz. Yani 900K'lık bunu alıp 50-60K'lık başka bir kartla bunu linklemeye değecek bir durumu yok. Linkleri mükemmel değil ama iyi. Liverpool linkleri her zaman iyi şekilde oyuncular gelecektir buralardan. Onları biliyoruz. Uzun kullanımı var mı bu kartın? Kesinlikle çok uzun kullanılabilecek bir kart. Yani 2-3 ay kullanabileceğiniz bir kart olacaktır. Ancak 3 zayıf ayakta problem yaşamayacağınızı düşünürseniz bundan daha iyi oyuncular gelecek mi? Gelecek. Ancak hızı, şutu, driblingi, fiziği bunlar 2-3 ay sizi götürecek kadar yeterli bir kart. Fiyatlandırmasını soracak olursanız bence fiyatı SBC için pahalı. Ben 880-900K'mı asla ama asla bu karta gömmezdim. Şöyle söyleyeyim. Bana eğer sorsanız Mahrez mi, Salah mı, fiyat performanstan dolayı Mahrez derdim. Kart iyi oyuncu, Mahrez'den de daha iyi ancak çok pahalı. Yani doğru fiyatlandırılmış bir kart ancak pahalı bir kart. Ben olsam 91'lik kartını 550'den alıp oynardım.
belli bir müddet sonra satardım. Black Friday de geliyor. Fiyatlar da düşecek. Daha da uygun fiyata gelecektir büyük ihtimalle. Bu sebepten dolayı yapılmaması yanlısıyım ben bu kartın. Ve şunu söyleyeyim. Eğer bir kartın %90'ını para harcamadan yapabiliyorsanız yapmanız lazım. Hiçbir SBC'yi %10'dan fazla para vermemek gerekir. Parayla SBC yapılmaz. Bu tabii ki benim tamamen görüşüm. Siz ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Bence Muhammed Salah yapılmaması gereken fiyatından dolayı bir kart. Özellikle 91'liği varken. Gelelim bugün gelecek olan Adidas promosuna. Bugün Adidas promosu geliyor arkadaşlar. Numbers Up 99 olana kadar durma promosu geliyor. Bu promo neyle ilgili onu söyleyelim. Bu promo Adidas'ın özel olarak FIFA'ya yaptırdığı, para karşılığında yaptıkları bir promo. Adidas'ın kendi oyuncularının, yani Adidas giyen kendi lisanslı oyuncularının, yani kendilerinin ayarladıkları oyuncularının boost alacağı bir promo. Fakat göründüğü kadar harika bir promo değil. Size şöyle göstereyim. Burada gördüğünüz gibi Predator ayakkabı giyenlere 99 dribbling, Copa ayakkabı giyenlere 99 pas, X ayakkabı giyenlere 99 hız verecekler. Bir daha söyleyeyim, Predator giyiyorsa bir oyuncu, mesela Pogba, Predator giyiyor. Pogba gelirse, ki sızıntılarda yok, 99 driblingi olacak. Copa giyenler 99 pası, X giyenler 99 pace olacak, hızı olacak. Şimdi size şunu söyleyeyim. Şurada gözüktüğü gibi şöyle açıklayabilirim. Kart ilk önce geldiğinde bir ufak bir upgrade ile geliyor. İkinci upgrade aldığında mesela adam X giyiyorsa hızı olacak ya, hızını artı 5 alıyor. Üçüncü upgrade aldığında hızı 99 alıyor. Bu arada ikinci upgrade aldığında diğer bütün özellikleri artı 1 alıyor. Üçüncü upgrade aldığında gene artı 1 alıyor. Şimdi çok iyi gözüküyor olsa da bir kez daha hatırlatayım. Oyuncular 99'la gelmeyecek. Yani 99 hızla gelmeyecek ve size maalesef kötü bir haberim var. Bugün Twitter'da karşılaştım. Birisi şunu söylüyor. Söylenene göre 89'luk kart olması ikinci upgrade bu Ocak ayında. Üçüncü upgrade de Mart ayında gelecekmiş. Yani Ocak ayına kadar kart bu ilk geldiği haliyle kalacak. Ocak'ta artı 5 X giyiyorsa pace, Predator giyiyorsa dribbling, Copa giyiyorsa pasa. Sonra da bir sonra geldi 99 oluyor. Ancak en büyük problem diğer özelliklere artı 1 gelmesi. Onu şöyle anlatabilirim. Mesela Matt Sumels'den bahsedelim hemen size. Bu çok komik. Sızıntılar arasında Matt Sumels kartı var. Fakat Matt Sumels maalesef Copa giyiyor ve Copa burada gördüğünüz gibi 99 pas oluyor. Matt Sumels'in pası 99 değil de 599 olsa bir şey ifade etmeyecek. Çünkü 47 hızlanması var kartın. Ve bizim gördüğümüz kadarıyla iki kere artı bir geliyor. Belki iyi promoda bir güzellik yapar ve bu kartı yüksek gösterir ama yani 48-49 hızlanması olan 99 paslı bir Hummels kimsenin işine yaramayacaktır. Bir diğer kartın Felix olduğunu söyleyelim. Sızan kartlardan birinin, bir diğerinin. Hua Felix'te de aynı durum geçerli. Hua Felix hızda 99 alacak olan kartlardan biri. Hızı 99 olduğumu çok güzel. Ancak şutu sadece iki kere upgrade alacaksa veya diyelim ki ilk promo ile birlikte 83'lük değil de 84'lük bir kartı geldi. Artı 3 alacaksa 84'lük bir kartı geldi. 80 şutu olacak. Sonra Ocak'ta 81, Mart'ta 82 şutu olacak. Hiç işe yarayacak bir kart gibi durmuyor ki Felix 5 skill 4 zayıf ayakla metaya uyan, kullanılması zevkli, iyi bir oyuncu olsa mutlaka çok kişinin alacağı bir karttır. Gerçekten çok çok kötü bir promo gibi gözüküyor eğer böyleyse. Şu olursa işler değişir. Felix'i 85 gibi bir kart olarak getirirler. Ve hiçbir şeye bakmadan, pace artacak biliyoruz. Şutunu 85-86 civarlarında getirirlerse, başlangıç şutu olarak, o zaman işler değişebilir ama böyle olacağını zannetmiyoruz. Çünkü birçok insan çok iyi bir promo olmadığından bahsediyor. Sızıntılardan bahsedelim. Boa Felix'in, Di Maria'nın, Hummels'in, Morata'nın SBC olarak gelmesi konuşuluyor. Vasquez'in SBC olarak gelmesi konuşuluyor.
Bergwijn'in objektif oyuncusu olarak gelmesi konuşuluyor. Dele Alli, Jota ve Militao. Bu arada Militao çok heyecanlandırıyor. Allah'a var. Militao'nun özel bir kartı her zaman heyecan yaratır. Bunun gelmesi. Declan Rice kartının gelmesi bekleniyor. Giovanni Reyna kartının gelmesi bekleniyor. Fakat daha önce açıklanan birkaç tane kart var. Pogba, Messi bunlar yok gözüküyor. Bellingham yok gözüküyor. Belki ikinci takım getirirler. Umarım getirmezler. Ama ikinci takım getirirlerse belki orada olabilir. Bunun dışında kim olduğunu söyleyeyim. Şey var. Diawara, Fabian, bir de Ter Stegen var. Evet, Ter Stegen de var. Bakalım nasıl bir promo olacak. Ona bakacağız. Bunun dışında size EA'in yaptığı ufak bir hata var. Ondan bahsetmek isteyeceğim. Hero kartları bazı insanlar biliyorsunuz 14 Ağustos'tan önce eğer Ultimate sürümü ön sipariş verdiyseniz 1 Aralık'ta bir hero kartı paketi geliyor. Bir tane hero kartı kazanacaksınız satılamaz olarak. Fakat gözüken o ki insanların bazı insanlara hero kartı erkenden gelmiş. Sizler de kulübünüzü bir kontrol edin. Belki size de gelmiştir. Eğer 14 Ağustos'tan önce Ultimate sürümü ön sipariş verdiyseniz. Hero kartları geldiyse şimdi şöyle bir durum var. Konuşulan şey şu. EA şunu açıklamıştı. Hero kartlarının ileriki zamanlarda upgrade alması veya yeni hero kartlarının oyuna eklenmesi mümkün demişti. 1 Aralık'ta da geleceği düşününce bu kartların, paketlerin insanlar da otomatik olarak şu düşündü. Herhalde 1 Aralık'ta hero kartlarını upgrade veya yeni hero kartları piyasaya geleceği için 1 Aralık'ta geliyor bu kartlar. Wesley Snyder'in, Patrick Evra'nın, Patrice Evra'nın olacağı konuşuluyor. Onlardan emin değilim ama upgrade alabilir kartlar. Peki gelse şu an açmak mantıklı mı? Bence çok mantıklı değil. Eğer upgrade alacaklarsa, yani bu 88'lik Milito 90 olacaksa, Keane 89 olacaksa çok daha iyi bir şansınız olacaktır 1 Aralık'ta. Ama tabii kesin değil hiçbir şey. Ve de şunu söylemek gerekir. Şu anda Robbie Keane, Abedi Pele, David Ginola, Antonio Di Natale ve Cordoba dışında gerçekten özel bir oyuncu yok. Ve bu oyuncular da devamlı fiyatları düşüyor ve Black Friday'de geliyor biliyorsunuz. Yani şu anda açmak mantıklı olmayabilir. Yine EA, yine bir ufak skandal, yine bir hata. Ben bununla ilgili bir tweet atmıştım ama EA sanki bizi izliyormuş gibi. Şöyle bir şey bu, tabii ki izlemiyor ama. Yani ikonların fiyatlarını bir şekilde düşürmeyi başardılar yaptıkları dünkü. Eğer izlemesek videoyu izleyin skandallı. Altın kartların fiyatlarını ön izleme paketleriyle düşürdüler. Ve şimdi sıra hero'larda galiba. Bu arada dün akşam Premium Gold Players Preview Pack geldi. Yani ön izlemeli Premium Gold paketi geldi 10 tane. Bu da tabii piyasanın bir miktar daha düşmesine neden oldu. Özellikle Rule Breaker kartları hızlı etkilendi. Altın kartlar hızlı etkilendi. Bugün akşamki promo sırasında birçok insan paket biriktirmiş ve aynı anda açacak olabilir. Bu gibi durumlarda marketin o saatlerde saat 9 ile 9.30 arasında çok düştüğünü görüyoruz. Ama belki de çok güzel bir şey olmaz ise, ne derler onu, promo olmaz ise, çok sevilen, beğenilen bir promo olmaz ise fiyatlarının o kadar düşmeme durumu olabilir. Ama ben olsam altın kartlarıma veya paketlerden çıkacak olan kartlara bu haftanın informlarına dikkat ederdim. Tabii ki bir kart ne kadar sık çıkıyorsa başına bir şey gelme ihtimali o kadar yüksek. Ne kadar az çıkıyorsa inform Neymar gibi, Mbappe altın kartı gibi, Ginola hero kartı gibi bunların başına bir şey gelme ihtimali o kadar az. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Muhammed Salah'ı konuştuk. Küçük bir skandal, küçük minnacık bir skandal daha olmuştu. Onu da konuştuk ve Adidas promosyonu konuştuk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.